Az hiç çok laf olmadı bu ama umuyorum ki çok şey öğrenecek ya dinleyicilerimiz. Dediğim gibi Mesut Bey, siz beni ilk davet ettiniz, dedim ki ya dedim şimdi Fahri ile evliyim diye Fahri gibi bir tip bekliyorlarsa çok şaşıracaklar. Bağımsız bir muhtar olaraktan prensibim az iş çok laf. Merhaba arkadaşlar, az iş çok lafla yine karşınızdayız. Ben Mesut. Ben Fikri. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Her zamanki gibi Twitter'da bize az iş çok laf hashtagini kullanarak ulaşabilirsiniz diyerek bölüm 11'de konuk ettiğimiz Sertaç Hocam'ı tekrar bugün konuk ediyoruz. Kendisi bizle hayat hikayesini, işte sosyal antropoloji alanında yaptığı çalışmadan vesaire bahsetti. Bugün de yeni kitabı hakkında, Working Out Desire, işte kadınların spor merakı üzerine yayınladığı kitabı ve Rachel Blog'da yayınladığı Erkeklik, İnsanlık ve Kulluk yazısı üzerine konuşacağız. Sertaç Hocam hoş geldiniz. Hoş buldum. Teşekkürler tekrar davetiniz için. Hocam yeni kitabınızda Working Out Desire'da kadınların spor merakı üzerine bayağı kapsamlı bir çalışma yapmışsınız. Antropoloji benim çok ilgimi çeken bir alan ama çalıştığım alana çok uzak bir alan. O yüzden sizden öğreneceğimiz çok şey var. Sonradan da Rachel Blog yazısında tekrar mesela bizim gibi ya iyi erkek olmaya çalışan, iyi insanlar olmaya çalışanlar, erkekler için bile aslında ne kadar çok şey öğrenmemiz gerektiğini, belki daha aktif olmamız gerektiğini aslında bana anlattı. Şimdi sizi biraz böyle dinlemek istiyorum o konuda. Çünkü gerçekten bu işlere kafa yormuş bir insan olarak sizden öğreneceğimiz çok şey olduğunu düşünüyorum. Önce estağfurullah diyerek tabii başlamak istiyorum da bu erkeklik meselesi ile ilgili yani benim bu yazıyı yazarken ki temel şeyim yoğun bir duyguydu aslında. Yani bir şeyi söyleyeyim, ben hani akademik eğitimim antropoloji fakat dini formasyonum kuvvetlidir. Yani hani okuyarak dinini öğrenmiş birisiyimdir. Hani ailede bir şey yoktu, böyle bir ortam ve çok fazla ve muhtelif kaynaklardan okuyarak böyle bir bilgim ve maneviyat inşası içinde oldum. Dolayısıyla bu yazı antropolojik bir yazı olmadı. Yani şöyle bir şey oldu ve antropolojik bir dertten de ortaya çıkmadı, onu demeye çalışıyorum. Yani benim antropolojik dertlerim ne olur? Literatürle ilgili olur, değil mi? Antropolojinin içerisinde bir ele, daha önceki şeyde de programda da biraz ortaya koymaya çalışmıştım. Antropolojinin içerisindeki problemleri hedef alıp bir şey katkıda bulunmaktır. Yani literatürle ilgilidir dert. Neydi işte? Kadınlara mahsus spor salonları, birazdan anlatırım lafı gelir. Çalışırken ben aslında antropoloji literatüründeki Müslüman kadın resminden rahatsızdım da buna yöneldim. Ama bu öyle bir yerden çıkmadı yani. Bu böyle ziyade böyle insanın içinde bazen bir çığlık nükseder ya. İşte o sıralarda Aylin Sözer öldürülmüş. Ve önce işte katilinin işte eski erkek arkadaşı olduğu söylenmiş. Arkasından ailesi çıkıp hayır böyle bir şey yok. Bu tamamen işte kadını evine hapsediyor adam, bağlıyor ne yapıyorsa. Bir parasını çalmak istiyor, banka transferi yapmaya çalışıyor, bloke oluyor, bir sürü bir hikayeler. Arkasından da böyle bir hikaye yazarak, uydurarak paçayı kurtarabileceğini düşünüyor. Ve muhtemelen aslında yani hani ailesi arkasında olan bir kadın olmasa Aylin Sözer aslında belki de kurtarırdı, kim bilir yani. Ve aynı gün Aylin Sözer'i okurken bir sürü birkaç haber daha okumuştuk. Bir tane kadın vardı, Vesile Dönmez, kendi evladı tarafından öldürülmüştü. Başka birisi böyle artık yani artık kadın cinayeti cinayet olmaktan çıkmış yani, böyle bir anda ya işkenceye dönmüş, işkence yapabileceğini bildiği için tehdit ediyor adamlar kadınları, bana hiçbir şey yapamazsın diyor. Hakikaten de kimse hiçbir şey yapamıyor, kadınlar hiç kimseden yardım alamıyorlar. Yani geldiği boyut
akıl almaz bir seviyede. Şimdi yani tekrar üzerinden geçerken bile duygulanmadan edemiyorum. Benim içimde yükselen çığlık şöyle bir çığlıktı. Hala da öyle. Yani mesela bir kadın bu haberleri okurken nasıl okuyor biliyor musunuz? Ya benim de başıma gelebilir. Ha eğer realist olmayı kabul edebilen bir kadınsa evet bu böyle diyor. Tam böyle diyor. Benim de başıma gelir. Ve korku ve öfke bir arada oluyor sizde. Ama tabii insan yani psikolojisi karmaşık bir yapı. Kimisi de ay bu bizi asla olmaz. Bu belli bir tip kadını oluyor da diyebilir. Hani o da şimdi onu da şimdi kabul etmek lazım. Çünkü aslında gerçeği inkar edebilmek İnsanın içini rahatlatıyor değil mi? Yani hele de gerçekten tehdit altındaysanız bunu yani başına hiç beklemediği şeyler gelmiş. Onlarca kişi anlatır size hikayelerini anlatırken bana hiç olmaz zannettim diye başlayan binlerce hikaye dinlersiniz. Dolayısıyla böyle bir yerden geldi. Yani benim burada temel sorum şu yani hani bir erkekler nasıl okuyor? Yani erkeklik imtiyazı neler getiriyor? Nasıl rahat okuyabiliyoruz? Bir. İki, rahat çok merkezde, imtiyazın çok merkezinde olan bir şey. Bu rahatın sorgulamamız gerekiyor ve bu rahatı neyden sorgulayacağız? Yani bize hangi ahlaki prensipler zinciri içinde bulunduğumuz rahatı, çok abstrakt seviyede yani rahatı sorgulayacak araçları bize hangi manevi veya ahlaki disiplin veriyor? İnsanlık veriyor olmalı. O zaman insanlık üzerinden sorgulayalım. Bütün erkeklik imtiyazlarını masaya yatıralım yani. Hani bunu alıp cinayetlere vardıracak seviyeye gelene kadar bunun bir başlangıcı var imtiyazlar zincirini. Yani cinayete gelecek seviye ne diyor adam işte? Lafımı kesti, erkekliğime dokundu diyor mesela. İşte bilmem neyi yapmıyordu, erkekliğime dokundu diyor. Yani buna gelene kadar bir erkeklik inşa edilmiş demek ki. Anlatabiliyor muyum? Bu demek ki çok problemli bir erkeklik. Yani bu kadar kolay tehdit altında hissedebiliyorsa ve bunun kolay olduğunu düşünmüyorum. Bu arada yani bu erkeklik imtiyazlarını ve bunların getirdiği konfora karşı durabilmek bireyin tek başına yapabileceği bir şey hiç olmayabilir yani. Çok yanlış bir ortamdasınızdır. Ve bulunduğunuz, içinde bulunduğunuz hani yanlış ortam sizin bir şekilde az erkek olduğunuzu, yetersiz birey olduğunuz mesajını veriyordur. Ama bu yanlış yani. Hani bu yanlışı nasıl konuşabiliriz, nasıl düşünebiliriz diye başladı makalenin başladığı nokta. Ve beni böyle hani üzen çok fazla bir mesele olduğu için o duygu yoğunluğuyla tabii kaleme aldım. Oradan da bir tartışma dönmüş oldu yani. Hani aslında Rachel Bloch'un çok bambaşka bir profil şeysi var, tarzı var. Rachel Bloch kadınların kendi bireysel deneyimlerini paylaştıkları bir alan. Normalde birbirlerine bile anlatamadıkları hikayeleri anlaşılır kılıyor. Ve bir sürü kadın da dolayısıyla burada ismini vermeden paylaşıyor. İşte taciz hikayelerini paylaşıyorlar, evlatlık, boşanma vesaire muhtelif hikayeler paylaşıyorlar. Benimkisi o açıdan Rachel'e çok uymuyor yani. Hani onu itiraf edeyim. Feyza Akınar'dan çok sevdiğim bir arkadaşım sağ olsun kabul etti basmayı. Yani dolayısıyla erkekler nasıl okuyorla başladı. Ve bu erkekler nasıl okuyordan doğru aslında biz erkek, yanlış bir erkeklik kurarak nasıl az insan yetiştiriyoruz? İşte eğer hizmeti tam yapılmadığında şiddet gösterebileceğini düşünüyorsa bir birey, bunun en başında hizmet görmeyi kendine hak görmesi var. Anlatabiliyor muyum? Yani karşısındaki insan, ben bunu hele sahada inanılmaz fazla gözlemliyordum. İşte çok verdiğim bir örnektir. İşte bir eve gittim. Kadın 8 aylık falan hamileydi galiba. 8-9 aylık. İşte yemek sofrasındayız. Adamın arkasında su var. Kadın masanın öbür tarafında. Bütün yemekleri hazırladı. Sofrayı hani sofrayı kurdu. Oturduk, çorba içmeye başladık. Adam su istedi. Kadının kalkıp adamın eliyle ulaşabileceği sürahiyi alıp gelip servis yapması gerekti. Anlatabiliyor muyum? Yani bu adamın işi bütün gün bilgisayar başında oturarak geçiyor. Ve yani buradaki problemi sen tutup tabii yani ne informant'ına orada mülakata geldiğin evde söyleyebilirsin. Ama zaten bu bir iki kişiye müdahale ederek yapılacak bir şey değil. Burada başka bir sorun var yani. Daha derin bir sorun var tutup yani hani evin ortasında atılacak bomba değil yani. Ve benim gördüğüm yani bu mikro ile makro arasında ilişki var. Anlatabiliyor muyum? Yani o erkeklik inşasının kendisi problemli. İlerisinde de makalenin sadece insanlık sorunu değil, bu aynı zamanda İslami olarak niye bunu okuyamıyoruz? Yani hele Türkiye'deki İslam aslında Sufi İslam'a, tasavvuf İslam'a çok yakın bir İslam'dır. Ve dolayısıyla yani Sufi İslam'da mahcubiyet
çok merkezdedir değil mi? Tevazu çok merkezdedir. Fakat hiç bunlardan bahsetmiyoruz yani. Bir sürü kadın bana buna dair şeyler yazdı arkasında. Hep yani hani kadın tevazusundan, edebinden bahseden vaazlar duyuyoruz da ama hiç erkeklere böyle şeyler söylenmiyor diye böyle bir şey, bir dalga oldu. Böyle bir yazı. Benim bu minvalde düşünmem çok eskilere dayanıyor. Onu da ekleyeyim hazır birazcık içine girmişken. Ve bunun bir karşılığı olduğunu biliyorum. Yani çünkü bizim kavram dünyamızda bu var yani. Hani hani prensipte bir manevi eleştiri mümkün ama bir türlü bu manevi eleştiriyi cümlelere dökemiyoruz. Kimse bu konuda bu şekilde konuşmak istemiyor. Bir şekilde erkeklik imtiyazını koruma altına almak gerekiyormuş gibi bir algı var. Tabii bu bana şey sorusunu sorduruyor. O zaman erkeklik kulluğu tahakküm altına almış demek ki. Daha önce geliyor erkeklik bir şekilde kulluktan. Bu da dini olarak problemli yani. Bu dediğim gibi benim çok eskiden beri sorguladığım bir şeydi. Bir 7-8 sene önceydi. Benzer bir makale kaleme almıştım. O zamanın en çok okunan ve muhafazakar çevreden hemen herkesin okuduğu bir gazete. Şimdi kaldırıldı, bilirsiniz adını. Ve ben hiç basmalarını beklemiyordum bu arada. Yani hani çünkü ben yani hani bu kadar şiddetli bir yazı yazmışım. Editörün böyle bir basmasını bekliyorum. Tam tersi, onlar hem bastılar hem tam sayfa bastılar. Hem de bir onların böyle görsel grafikleri vardı. Böyle bir grafikle bastılar. Şimdi o yazı çıktıktan sonra 3 gün boyunca çok sevildi okurları tarafından. Tamam mı? Ben ilk başta anlamadım hakikaten, çünkü bir acaba yani hani öfke olur mu? Tam merkezine ulaşır mı? Ondan insan tereddüt ediyor yani. Sonradan çakozladım ki benim ismim Sertaç olduğu için erkek zannedilmişim. Tabii erkek yazınca şimdi şöyle algılanıyor. Hani kendi kendimize nefis muhasebesi. O da güzel. Güzel yani. Hani bana sorarsanız ilmin cinsiyeti yoktur. Nasıl hani üstünlük imanladır. İlmin de cinsiyeti yoktur. Yani sadece bana sorarsanız değil. Buyurun kitapları açın. İlmin cinsiyeti yoktur. Dolayısıyla kime söylediğin aslında ehemmiyetin olmaması lazım. Gelin görün ki sosyal gerçekler var. Böyle şey bayağı bir sevildi önce. Arkasından Ayşe Böhürler kendi köşesinde tekrar bu makaleden bahsetti. Ve Sertaç Hanım kızımız diye bahsetti. Sertaç Hanım kızımızın gelmesiyle birlikte Twitter'da hem kadınların paylaşımı arttı hem şey tacizler arttı. Birden yani hani adamlara bir şey öğreten kadın gibi, yani o ilmi göremenin kendisi de aslında eksik bir şey. Anlatabiliyor muyum? Hani sonuçta burada ilmi bir şey söyleniyor. Kimin söylediği önemli değil. İsterse çocuk söylesin. Hiç önemli değil. Burada hakikat var mı yok mu, ona bakarsın sen. Böyle bir hikaye yani. Hocam aslında yazınızı okurken bana da bunu çok iyi idrak ettirdi. Yani gerçekten de hani kuralları sanki evet erkekler belirliyor. Yani ailede de, devlette de hani erkekler genelde yönettiği için. Mesela bir erkek zamanında demiş ki kadın iyi yemek yapmalı. İşte iyi evlat yetiştirmeli. Bu sefer bir kadın Allah'ıma cihan da olsa kötü yemek yapıyorsa, işte ya da çocukları veya evine işte için kendini paralamıyorsa, örneğin çocuğu biraz zayıfsa ya da evi biraz dağınıksa, pisse, yani direkt mahallesinde dedikodu malzemesi olur yani. Ve dediğim gibi yarın bir gün belki işte başına bir şey geldiği zaman bu kadının, kimse de yani çoğunluk ahbap da etmeyecektir, ben buna eminim. İşte ne bileyim, kadın erkeğin hizmet etmeli, sonra işte ne bileyim bakımlı olmalı, surat asmamalı, eşinden habersiz iş yapmamalı. Ve bunlar dediğiniz gibi erkekler için söz konusu değil. Yani erkek çok aşırı böyle kötü bir şey yapmadığı sürece iyi adamdır, elinden geleni yapmıştır. Yani bunu bana daha çok idrak ettirdi gerçekten. Bu yani yalnız orada bir şey söylemek istiyorum. Ben böyle hani erkeklerin kurduğu kurallar gibi tam bakmıyorum. Bunun daha karmaşık bir süreç olduğunu düşünüyorum. Şöyle ki erkekliğin getirdiği imtiyazları anlamak lazım. Tamam mı? O imtiyazlarında aslında işte hangi ahlaki prensipler zinciri içerisinde siz ahlaklı insan olmaya çalışıyorsanız bununla oluşturduğu tezatları görmeye çalışmak lazım. Şimdi bu şeyin tersi, konforun tersi. Yani erkeklik imtiyazlarının getirdiği bir konfor var ve o konforlara savaş açabilmek
insanı daha iyi bir insan yapıyor aslında. Yani bu böyle bir adam söylemiş de sonra hayır, yani çok kez görüyoruz ki kadınlar da söylüyor. Bilmem ne, erkekler hiç söylemiyor çünkü zaten istifade ediyorlar. Bazen oluyor ki işte kadınlar bir adamın gözüne girmek için söylüyorlar. Hani çok daha karmaşık yani bunlar. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla benim işim aslında yani söylediğim tam olarak o değil yani. Ama şu çok gerçekten önemli. Ahlaki olarak kendine verilen konforları sorgulayabilmek ve o konforlara savaş açabilmek. Ya dinin merkezinde oruçta bile bu var ya. Hani konforun dışına çıkmak çok önemli yani. Fakat bir şekilde dolayısıyla bu benim söylemeye çalıştım. Ama bunu söylemişken işte orada durmuyorum. Yani bir de şunu söylüyorum. Bunu konuşamıyorsak eğer o zaman daha büyük bir problemimiz var. İşte mesela ben yazdıktan sonra işte bir tane arkadaş bana şey söylemişti, yani hani kadınlığı konuşalım, niye erkekliği konuşuyoruz? Ama yani erkeklik konuşulabilen olmuyor çünkü. Kadınlık her zaman konuşuluyor. Bu yani şeyde öznelik nesnelik meselesi, ben bir yerde böyle izah etmiştim, hani biri özne olarak kuruluyor, biri nesne olarak kuruluyor. Şimdi özne olarak kurulan asla hakkında konuşulamayan oluyor. Hakikaten erkekliği düşünmüyoruz yani. Kadının her şeyini düşünüyoruz. Fakat bu erkeklerin de dezavantajına. Yani bir sürü kişi de şeyi söyledi ve çok da doğru. Güçlü erkek olma baskısının ne kadar ağır oldu. Ya da evine para getiren erkek olma baskısının ne kadar ağır oldu. Evet, bunlar da doğru. %100 yani. Dolayısıyla mekanizmanın kendisini sorgulayabilir kılmak herkes için iyi oluyor. Yani onu demeye çalışıyorum. O zaman hocam şöyle diyelim. Bir dinleyicilerimizden de böyle bir yorum geldi. Mesela işte bu kadın cinayetleriyle ilgili. Ya ben bunu çok da duyuyorum aslında. Hani sadece bir kişiden geldi diye söylemiyorum. Ya işte adam şey diyor. Ya işte böyle bir adamla gezip tozarsan, yani üzülerek söylüyorum diyor, ama bu kadınların sonunda böyle olmasına çok şaşırmamak lazım diye mesela birçok insan duydum ben. Tabii ki de mesela bu söylemin problemi çok basitleştirdiğini ve işte tek boyutlu olduğunu söylememe gerek yok. Sonuçta bu kızları bu tarz adamlara, bu tarz adamlar derken işte bu erkeklerin sağ tandanslısına böyle çomar diyorlar hocam. Bilmiyorum, eğer takip ediyorsanız. İşte eşini anladım. İşte eşin kız arkadaşını işte aşırı bir şekilde kontrol altında tutar. İşte Instagram'ını falan kapattırır böyle. Bunların sağ tandanslısı da işte ne oluyor? Kötü çocuk oluyor. İşte affedersiniz piç oluyor. Bunlar da affedersiniz işte kaç tane kadınla yattığından, işte ne kadar çok içtiğinden falan bahseder devamlı. Ya bu kızları bu tarz adamlara az ya da çok iten ve başlarına bir şey geldiğinde de tabii yeterince umursamayan bir de sistem var tabii. Bu adamlar da her yerde oluyorlar bu sefer başlarına bir şey gelmediği için. Sizin gibi bu işe kafa yormuş, böyle araştırmış bir insan bulmuşken hani ben de sormak isterim. Yani gerçekten tek bakışta ya bu adamdan hayır gelmez dediğimiz tiplerin yine de peşinde bir sürü genç kız var. Ya bu genç kızlar bir çomara ya da bir kötü çocuğa baktığında ne görüyor hocam? Hani bu tarz ilişkileri nasıl azaltabiliriz? Nasıl engelleyebiliriz? Hiç sordunuz yani. Bir şunu söylemek istiyorum. Bu söylediğiniz bir yani işte şey demesi. Hani bu böyle bir adamla gezip tozarsan başına gelebilir. Bu bir narratif, bu bir hikaye. Tamam mı? Bu hepimizin, şimdi bu hikayeler şu işe yarıyor. Bu hikayeler gerçeği yansıtmıyor. Bakın şeylere, istatistiklere. Yani bunu bir sürü şeyde duyuyoruz. Mesela bir sürü halkın muhayyilesinde hala tecavüz sanki bir erkeğin aniden tahrik olup kendini tutamaması, kontrol edilemeyen bir arzusunun ortaya çıkmasıymış gibi. Yani oturup bu hikayenin saçmalığını tartışmadan önce, yani arzu kontrol edilebilen bir şeydir bilmem ne, bunları konuşmadan önce oturup istatistiklere bakalım sadece. Yani gerçekten hakikate bakalım ne olduğuna. Kadınların %98'i tanıkları biri tarafından, her sürekli gördükleri biri tarafından tecavüze uğruyor. Bunların yarısından fazlası öğretmeni ya da akrabası. Anlatabiliyor muyum korkunçluğu? Yani gerçek resmi görmemek için biz niye bu hikayelere sığınıyoruz? Yani bu kadınlar sürekli birileriyle gezip tozan, işte yaramaz bad boyların arkasında gitmeyi seven, tehlike arayan kadınlar değiller. Çoğu çocuğunu korumak için şiddete boyun eğen kadınlar. Anlatabiliyor muyum? Şimdi dolayısıyla bu hakikatken niye biz bu hikayelere sığınıyoruz? Bunun bir psikolojik, çok psikanalitik bir sebebi var. Çünkü bu hikayeleri kendimize anlattığımızda sanki bize, arkadaşımıza, akrabamıza hiç olmazmış gibi geliyor bize. Çünkü fark etsek işin korkunçluğunu canımız acıyacak. Ama insan acıdan kaçar yani. Çok çok hedonist, çok basit bir seviyede. Bu çok basit insan psikolojisi. Yani basit seviyede oluyor bu işler. O hikayeler gerçek olduğundan biz o şeyleri kullanmıyoruz, bahaneleri.
O hikayeler bizi sakinleştirdiği için o hikayeleri kullanıyoruz. Halbuki gerçek bundan çok daha acı, çok daha acıklı yani. Çıldırırsın, hani insanın çıldırası geliyor. Ve hakikaten çıldırıyor da insanlar. Yani bu kadar sistemli devam eden, cinayetleri takip eden insanların psikolojisi bozuluyor. Ben sosyal bilimci olduğum için biliyorum. Bizim kendi arkadaşlarımızdan biliyorum yani. İşte burada yani ister istemez gözüm doluyor. Çünkü ben Dicle Kovacıoğlu'nu hatırlıyorum. Bu kadının çalışma alanının namus cinayetleriydi. İnsanın şeysi düzgün devam etmiyor hakikaten yani. Gerçeklerin, acı gerçeklerin derinliğine vakıf olunca. Bu size bu hikayelere sığınma arzusu içerisinde bu tepkileri böyle değil mi? Hani işte bu kadınlar da şöyle yapıyorlar diyenler aslında bir gerçeğe değil bir hikayeye sığınıyorlar yani. Bir bunu söylemek istiyorum. Bir de diğer söylediğiniz daha enteresan yani o sonunda bağladığınız daha farklı bir şey aslında yani hani ben iki kız lisesinde okudum ve bir sürü kadın arkadaşım oldu. Yani kız lisesinde birinin de yatılı okuduğumu düşünecek olursak bayağı bir şeylerimi, ergenliğimi kızlarla kız muhabbeti yaparak geçirdiğimi fark edebilirsiniz. Şöyle bir şey var hakikaten yani biz kadınlara verilen hani nasıl erkeklere verilen roller ve hikayeler var. Kadınlara verilen roller ve hikayeler de var. Bütün Yeşilçam filmlerinden masallara baktığınızda her zaman ben şimdi bakıyorum eski Yeşilçam filmlerine. Allah'ım ne kadar psikopatmış o esas olanlar. Bildiğin adam kadına eziyet ediyormuş, duygusal şantajda bulunuyormuş. Bilmem ne işte bu neydi o ya? Balıkçı kızı Azize vardır ya. Kız balıkçı kızı şey Türkan Şoray, Kadir İnanır, Chopin. Hatırlar mısınız? Orada mesela Chopin bildiğin psikopat kız orada canım şarkıcı olmuş, ünlü olmuş, şeysi halk onu çok sevmiş. Kadına başarısını yaşatmıyor ya. Sen diyor işte kadınlığın gitti de diyor masumiyetin gitti diye ağzındaki tadı acıya çeviriyor. Sonra o kadın da kös kös gidip gene o adamın peşinden. Şimdi verilen hikayeler zaten hep sakat. Yani biz hep bu sosyopat adamlar tamam mı? Biz kadın cinsinde bu sosyopat adamlar sanki İçinde bir yara var. Ah canım kadının aşkıyla o yara düzelecek. Adam da iyi bir adam olacak falan gibi veriliyor yani. Ne kadar büyük problem. Yani ben rahmetli Tarık Akan'ı çok severim ama ilk filmlerimde adam bildiğin tacizciydi gidip kızıp şeyden eğilip öpüyordu falan yani. Hani uyurken taciz ediyordu ya. Bunların hiçbiri normal değil yani. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla kadınlara verilen hikayelerde her zaman böyle bir bozukluk var. Şeye şiddete eğilimi olan bir adama gidip yani sanki sevgisiyle onu boğarsa adamın içindeki acı gidecek, onun da şiddeti gidecek gibi bir mesaj veriyoruz. Benim bir sürü kadın arkadaşım uzun süre bunların arkasından gidip daha sonra da yani ya hatalarını anladılar ya anlamadılar bir şeyler oldu. Ama bu yani yanlış bir kodlanma da var yani hakikaten. Benim çok sevdiğim bir erkek arkadaşım demişti kızlar ben de onu seviyorum diye. Evet, burada yani aslında erkeğin manipüle edebilme kabiliyetini biraz göz ardı ediyoruzmuş gibi geliyor. Eğer bir kadın işte bir erkeğin işte şöyle maço erkeğin işte tabiri diğerle işte çomar bir erkeğin peşinden koşmakla onu itham ettiğimiz zaman aslında erkeğin manipüle edebilme yeteneğini göz ardı ediyoruz. Ben de onu diyecektim. Yani sadece kadının yanılması değil. Gene adamı konuşmuyoruz. Bak adamın yanıltmasından da konuşabiliriz. Gene konuşmaz kaldık. Hadi bakalım. Yani insan bir hata yapabilir. Bazen duygularının karşısında yenik düşebilir ya da kendisini manipüle eden bir erkeğin istismar karşısında bence onu koruyacak bir hukuk sisteminin olması gerekiyor. Yani bir güvenlik sisteminin, bir hukuk sisteminin oluşması gerekiyor. Yani burada sorgulamamız gereken şey aslında bir hukuk var mı, bir norm var mı kadını koruyacak? Evet ama işte eğer ortada bir norm varsa orada bir konsensus vardır. Hani hep diyoruz ya işte mesela demin konuşmanın başında da söyledik böyle düşünen kadınlar da var. Niye? Çünkü öyle bir norm var. Anlatabiliyor muyum? Yani o yüzden mesela bir işte yargıç, savcı belli bir şekilde iddianamı düzenleyebiliyor yargıç. Pardon savcı, yargıç bunun mantıklı olduğuna inanabiliyor. Polis o yüzden aile içerisinde biz karışmayalım diyebiliyor. Hani bunların hepsi birbiriyle bağlantılı. O yüzden mikro ile makro birbiriyle ne kadar ilişkili görmemiz gerekiyor diyorum. Bir de bu norm ve hukukun işleyişiyle ilgili Sarah Newman galiba. Yine Pembroke College'da Cambridge Üniversitesi'nde bir akademisyen var. Kadın hukukçu ve şeyi söylüyor. Bir antropoloğun söyleyeceği bir şey söylüyor aslında. Hukuku, bir ülkenin hukukunu anlayabilmek için o ülkenin normlarını anlamamız gerekiyor. Çünkü işte mesela o özellikle postkolonyal coğrafyalara bakıyor. İşte mesela bizde de öyle değil mi? İşte aile hukuku şuradan alındı, bilmem ne hukuku buradan alındı filan. O hukuk başka bir coğrafyadan olduğu gibi alınsa bile
olduğu gibi asla adapte edilmiyor. Çünkü o toplumun normlarına adapte edilip algılanıyor. Ve öyle işletiliyor. Ve kanunun varlığı yokluğu yani işleme sürecinde yani teoride var olan bir kural işlemeyebiliyor. Eğer normla çakışıyorsa. Bazen farkında bile olmuyor insanlar. Bazen de bile isteye yapıyorlar bunu. Şimdi sen çırpınıyorsun. Ama kimse seni korumuyor mesela hani adam da ve yani norm olması şu noktada önemli. Bu cani adam da biliyor normun onun tarafında olduğunu. Anlatabiliyor muyum? Yani polis beni durduramaz diyor. Biliyor yani. Bu gelişmenin nasıl azalacağını düşünüyorsunuz? Yani bu kadına şiddet meselesinin nasıl artık biteceğini düşünüyorsunuz? Yani biteceğinden ümit var mısınız? Neler yapmamız gerekiyor? Yani çare nedir sizce? Bir şunu söylemek istiyorum. Yani bir bu böyle gitmez. Gitmez yani. Hani bir yerde bir kırılma olacak ya da düzelmek için birileri girişimde bulunacak. Yani çok daha radikal girişimlere ihtiyaç var yani o kesin. Ben bir yani sadece eli kalem klavye tutan bir insanım. Ben ahlaki normların harekete geçirilebileceğini düşünüyorum. Yani ahlaki referansların, manevi referansların aslında insanlarla harekete geçirebileceğini düşünüyorum. Bir de bu yazıdan sonra şunu gördüm. O kadar güçlü bir kadın sesi var ki aslında. Fakat insanlar mesela işte şeyde bir sürü böyle gruplarda, WhatsApp gruplarında yazılar dönmüş. Benim eğer o gruplarda arkadaşlarım varsa bana yolluyorlar. Hani bak şöyle dendi, birisi de böyle dedi, birisi de böyle dedi diye. Bazen e-mailler geliyor filan. Mesela işte sordum mesela o gruplardan gelen mesajlar için. Ya dedim bunlar ben çok hafif, ben radikal falan burada bunlar çok radikal fikirler. Yani ve ekserisi muhafazakar çevreden kadınlar bu arada. Bunun altını şiddetle çizmek istiyorum. Şunu söylemek istiyorum. Muhafazakar kadınların bu şekilde güçlü radikal sesleri kendi aralarında dile getirebildikleri ama sosyal medyada dile getirmedikleri gözlemliyoruz. Reçel de o yüzden bir sürü yazıyı anonim yazıyor. Bu bize ne anlatıyor biliyor musunuz? Bir sürü adam kadınlarının gerisinde kalıyor ya da kızlarının gerisinde kalıyor. Yani kendi topluluğunun kadınlarının gerisinde kalıyor demek. Yani öte yandan falanca kişiler de yazılar yazıyorlar. Aa işte bir erkeklikten bahsettiniz ben cinsiyetçi buluyorum. Ya ne cinsiyetçi buluyorsunuz? Cinsiyet sorunu var yani. Cinayet var ortada. Deli misin, divane misin yani? Olanı da mı söylemeyeceğiz? Yani olandan bahsetmemiz lazım. Kanayan bir yara var. Sen konuşmayacaksın. Konuşanı da susturacaksın. Oh ne âlâ memleket. Şu noktada yani bir grup böyle dinozor bir şeye tutunmaya çalışan aman imtiyazımızla ilgili hiçbir ses çıkmasın bizim rahatımız bozulmasın diyen bir grup var. Fakat böyle büyüyen bir şeyler ters yanlış anlamaya çalışıyordum iyi ki yazdınız anladım diyen bir kadın güruhu da var. Bu da bana ciddi ümit veriyor yani. Çünkü bir sürü açıdan yani hani bu kadınların bir kısmı hukukçu oluyor, bir kısmı şu oluyor, bir kısmı bu oluyor. Fakat yani bir değişimin sinyali olduğunu düşünüyorum. Daha önceden ben böyle konuşmaları bu kadar yoğun duymazdım yani. Bölüm 10'da edebiyat konuşmuştuk Doktor İdris Çakmak Hoca'yla. Yani gelen tepkiler şöyleydi. İşte önceki bölümlerde bayağı eğlenmiştim. En azından işte tebessüm ettirmişti. Ya bu son bölümümüzde neredeyse hiç eğlenmedim ama kapatamadım da demişti mesela birkaç dinleyicimiz. Ama o kadar çok şey öğrendim ki yani demişti. Bu bölümde herhalde böyle bir şey olacak. Yani az hiç çok laf olmadı bu ama umuyorum ki çok şey öğrenecek ya dinleyicilerimiz. Dediğim gibi Mesut Bey siz beni ilk davet ettiniz dedim ki ya dedim şimdi Fahri ile evliyim diye Fahri gibi bir tip bekliyorlar. Çok şaşıracaklar. Yok hocam zaten. Ya I'm sort of the wrong person diye düşündüm yani. Öğrenmemiz gereken çok şey var gerçekten sizin gibi insanlardan. O zaman şimdi sizin antropolog kişiliğinize geri dönelim hocam. Ve son kitabınızdan bahsedelim. Working Out Desire. Size de bırakıyorum hocam sahneyi tekrar. Teşekkür ederim. Ben böyle bir projeye nasıl karar verdim? Ben önce şunu söyleyeyim. Ben bir sporcu babanın kızıyım. Benim rahmetli babam Tahir Sehlikoğlu milli atletti, maraton koşucusuydu. Ben böyle sporcularla büyüdüm. Sonra sosyal bilimler işte okumaya başladım. Sosyal bilim literatürüne hakim oldukça özellikle Orta Doğu'da kadın ve Müslüman kadına dair materyalleri okudukça çok merkezde bir iki tane tema var ve sürekli bu temalar işleniyor. Bu temalar önemli temalar ama bir şekilde bütün literatürü domine ediyor yani. Ne bunlar? İşte şiddet,
namus cinayetleriydi vesaireydi. Ve bir takım özgürlük mücadeleleri. Sürekli yani hani bir baskılanma ve baskıdan kurtulma çabası, kavgası içeren bir hikaye, bir ya da bir literatür baskınlığı söz konusuydu. Bu da beni şöyle rahatsız ediyordu. Sanki yani sadece sosyal bilimler üzerinden kadın ve Müslüman kadına dair bilgi edinmeye çalışsan bayağı acırsın yani bu kadınlara. Anlatabiliyor muyum? Halbuki kadınların daha keyif aldığı alanlar var. Ve bu keyifle ilgili kısımlar çok fazla konuşulmuyor. Çok fazla yazılmıyor. Bir şekilde ilgi çekmiyor. İlgi çekmiyor, fon da veren olmuyor. Yani hani bunlar hep birbiriyle bağlantılı sosyal bilimlerde maalesef, para meselesi. Dolayısıyla ben 2008'de Concordia'dayken Homa Hutfar'la çalışmaya başladım. İran çalışan bir antropolog. Homa ile birlikte hatta bir konferansa düzenledik. Müslüman kadın spor vesaire konulu. Ve oradan doğru ben tamam buradan devam etmek istiyorum yani Müslüman kadın spor. Bir blogum vardı. Böyle bayağı uzun süre devam ettirdim. Muslim Women in Sports, yani sporda Müslüman kadın diye. Dünyanın her yerinde Müslüman sporcu kadınların başarılarını sadece haber alıp tekrar publish ediyorum. Basıyorum blogda. Bu kadar. Başka bir şey yapmıyorum. Ama böylece yani kendi kişisel arşivimi dijital platformda insanlarla paylaşıyorum. Fakat bunu yaparken arşiv toplamanın kendisi size bir ekspertiz kazandırdığı için bir uzmanlık alanında geliştirmiş oluyorum. Derken bu şeyin çalışmak istediğim konu kadınlara mahsus spor salonları olduğuna karar verdim. Zaten bu da yükselişteydi İstanbul'da. Yani ilk çalışırken tam nasıl bir açıdan çalışacağıma tabii ki de emin değildim. Sadece literatüre bir müdahalede bulunmak istiyordum. Ki bu benim yani hayattaki duruşumu belirleyen bir şeydir. Yani siz bence her insanın ahlaki sorumluluğunun bulunduğu ortamdaki probleme hitap etmek olduğunu düşünüyorum. Orada sevilen olmaya çalışmak ve oradakiler gibi olmak değil. Bir böyle şeysi olmalı, dik duruşu olmalı. Nihan Kaya geçen öyle bir şey yazmıştı Twitter'da. Herkes birisi hakkında iyi söylüyorsa orada yani o kimseyi rahatsız etmiyorsa bir problem yok mudur gibi bir şey yazmış. %100 katılıyorum Nihan'a. Kendi alanımla kurduğum ilişki de böyle bir yerden geliyor yani. Şeyde de bu kadınların yani sahada gördüğüm benim kitabım şeyle başlıyor. Çok acayip keyif alarak yazdım, keyif alarak şey yaptım, araştırmamı yaptım. Kitap şeyle başlıyor. Sporcu kadınlara sporcu teyzelere güzellemeyle başlıyor. Bu sporcu teyzeler ben sahadayken ilk sahaya çıkmadan önce yoktu. Sonradan çıktılar vesaire. İşte bu parklarda spor yapan teyzeler fenomeni. İşte spor parkları 2008'de belediyeler yavaş yavaş koymaya başladı. Bu spor aletlerini koymaya başladı. İşte gençler spor yapsın falan diye bir yerden başladılar. Sonra teyzeler kapınca gençlerin pabucu dama atıldı. Ve birdenbire belediyeler de fark etti ki hepsi tabii neoliberal politikaların taşıyıcısı. Belediyelerde fark etti ki aslında bu kadınlara da yatırım yapmak lazımmış. İşte yürüme tartan zeminler, yürüme şeyleri, yolları falan inşa edilmeye başlandı. Ve benim için bu kadınların güzelliği şu. Bu arada teyze de yani hani benim sorguladığım bir kalıp tabii ki de yani. Niye teyze diyoruz? Kadın 40 yaşında, ben de 40 yaşındayım. Neremiz teyze aşk olsun. Fakat işte teyze, kadın biraz işte tombul olmuş, başörtüsü varmış, parçası varmış falan. Ayağında da spor ayakkabılar. Zaten o görüntüsü bir sempatik geliyor aslında. Aslında teyze dediğimizde kendimize yaklaştırmış oluyoruz. Daha ailevi bir referans kullanmış oluyoruz değil mi? Bir sempatiklik katmış oluyoruz. Fakat sempatiklik kattığımızda ciddiyetini de elinden almış oluyoruz kadın. Belki ciddi ciddi spor yapıyor yani. Fakat o ciddiyetini de elinden alıyoruz. Bu kadınların bence güzelliği şu zaten. Bizim aslında spor yapmaya dair Türkiye'nin bir tarihi var değil mi? Kadınların sporuna Türkiye Cumhuriyeti bir yatırım yaptı yani. Yeni fit Batılı bedenler inşası projesinin önemli bir ayağıydı sporcu kadınlar. İşte olimpiyatlara yollanması, uluslararası yarışmalara yollanması ve o kadınların işte bütün Avrupa'ya gösterilmesi, bütün Avrupa'nın işte bütün şeyleri incelemişliğim var. Çok uzun süre haberleri incelemişliğim var bu konuya dair. İşte bütün Avrupa diyor, haberler genelde şu şekilde paylaşılıyor. İşte 1930'larda, 40'larda Türk sporcu kadınları Avrupa'ya yollanınca işte bir takım yarışmalara katılınca bütün Avrupa Türkiye'nin aslında artık ne kadar batılı olduğunu gördü falan gibi bir yerde. Ondan sonra yani bir yandan Cumhuriyet projesi böyle fit, genç,
açık, yani hani vücudunu gösterebilen, gösterme özgürlüğüne sahip kadınlar yaratırken, benim kadınlarım yani fit de değiller, genç de değiller, o kadar ciddi de değiller, gayet keyifliler. Yani hep şey referansı verilmez mi şimdi, popüler kültüre referansla söyleyeyim ben. İşte bu teyzeler de işte spor yapıyorlar, sonra börek çörek yiyorlar. Ya yesinler kardeşim, kalori yakmışlar sana ne? Bir ciddiyetsizlik altını çiziyoruz her zaman yani bu kadınların halinde. Bana bu çok keyifli geldi. Ve burada orijinal bir şey var. Yani işte literatürde de aslında olmayan ama tam da Türkiye'ye ait yani. Tam da bizim toprağımıza ait bir şey var yani. O ciddiyetsizliğin altında bir keyif arayışı var. Bir artık yani kadınların şey demesi var. Yani şimdi bu kadınların sabah günü çok erken bir saatte bazılarının sabah namazıyla başlıyor. Kahvaltıya hazırlıyorlar. Çocukları hazırlayıp yolluyorlar. Sonra o çay bir daha tazeleniyor. Çünkü koca uyuyor o sırada zaten. Bu arada böyle hani ev hanımı tasvir ediyorum. Bu kadınların Türkiye'de %70'i ev hanımıdır, bunu anlayalım yani. Hani nasıl bir çoğunluktan bahsettiğimizi. Daha sonra adam kalkıyor. Adamın kahvaltısı veriliyor. Daha sonra evde işte o akşam ne yemek yapılacaksa baklagil mi suya basılacak bilmem ne mi ayıklanacak. Onlar hazırlanıyor. Sonra kadınlar spora gidiyor. Oraya gittikleri zaman kendilerine ait zaman yaratmış oluyorlar. Yani biz hep böyle kadınlara mahsus spor salonu literatürden ben hareketle yazmaya kalksam sanki bir mekan antropolojisi gibi olacak değil mi? Bir ortak mekan, işte erkeğin olmadığı bilmem ne filan, özgürleştikleri. Hayır, illa öyle bir hikaye çıkmak zorunda değil. Başka bir şey oluyor. Fakat self time dediğimiz, kendine zaman ayırabilen, yani kadınların kendine zaman ayırması o kadar zor ki, sadece Türkiye için de değil yani, bu sürekli bir bekleneni tatmin etme çabasındalar. Ve böyle bir kendilerine ait zaman inşa edebilmiş oluyorlar. Bir tane böyle orta sınıf bir mülakat yaptığım kadın şey demişti. Bana demişti spora gitmek, işte kuaföre gitmek gibi, tırnaklarımı yaptırmak gibi zevk veriyor demiş. Çünkü kendiyle ilgileniyor. Kendiyle ilgilenemiyor bu kadınların çoğu. Hatta kendiyle ilgilenmeyi böyle düşünürken bile hicap ediyor. Özellikle 50 yaş üstü konuştuğum kadınlarda böyle bir şey vardı. Kendi için bir şey yaptığını söylerse sanki bencilmiş gibi hissedecek. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla tam öyle söyleyemiyor. Çok sevdiğim bir kadın var. Hala da görüşüyoruz. Kızı da yakın arkadaşım. O şey demişti. Yani ya dedi işte dedim siz çok seviyorsunuz hani spor yapmayı. Dedi ki ya işte oyalanıyorum dedi. Şimdi bu çok önemli. Oyalanıyorum diyor ama kadının zamanı zaten deli gibi dolu. Yani oyalanıyorum kim söyler? Emekli işte asker söyler değil mi? Yani oyalanması gerekiyor çünkü önceden çok meşgulmüş. Şimdi meşgul bu kadın. Bu kadın Kayserili, her şeyi eliyle yapıyor. Yemeği, sofrası acayip şey. Zengin, evini kendi temizliyor. Kadın gelmiyor. Bilmem kaç tane torunu var, gidiyor o torunlara bakıyor sürekli. Yani oyalanıyorum lafının karşılığı olacak bir hayat tarzı yok kadının. O lafı kullanmasının başka bir sebebi var. Tamam mı? Ondan sonra ben o sebebi ben sorarak bulabiliyorum. Ya diyorum yani hani siz zaten çok yoğunsunuz hani. Oyalanıyorum derken hani oyalanmak için boş vaktiniz yok ki. O zaman şey dedi bana. Kendimi kendimle oyalıyorum dedi. Orada itiraf etti yani. Hakikaten kendine zaman ayırmak istiyor. Kendini kendi için, kendisi için bir şeyler yapabilen birey olmaya devam etmek istiyor. Bu alanlar çok dar ve bu alanlar söylemsel olarak da dar. Yani hani bir oturup böyle dinlenip kahve içemediğini söyleyen çok fazla böyle 30'larında küçük çocuk sahibi kadınla tanıştım. Siz de duyarsınız yani çevrenizden. Şimdiye kadar hiç soğumadan kahvemi içmişliğim olmadı diyor mesela. Anlatabiliyor muyum? Kendi için zaman ayırabilmek. Ve dolayısıyla merkezde aslında şunun olduğunu gördüm ben. Arzu, kendi arzularının peşinden gidebilmek için bile bir alan yaratması gerekiyor. O alanda sporu, o alanı da işte spor çok güzel veriyor. Çünkü sporu runa engel olacak herkese güzel bir bahane bulabilir. Yani sağlıklı olmak için yapıyorum der, bel ağrım var der. Ondan sonra eşine sana güzel olmak için, kilo vermek için yapıyorum der. Tabii hiç kilo vermez. Çocukları da onunla sürekli dalga geçer. O kısım önemli değil yani. Çünkü hiçbiri onun önceliği değil. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla bu bana böyle hem çok inanılmaz keyif veren bir proje oldu. Hem de pek çok açıdan çok tatmin eden bir proje oldu. Bu arada sahadayken de çok güzel kilo vermiştim. O da benim
birkaç tane spor salonuna gidince o da benim yanıma kâr kalmıştı. Ama arkasından hemen oturup yazmam gerektiği için hepsini iki katı geri almıştım. Böyle benim için de çok fiziksel bir boyutu olmuştu yani bütün projem. Hocam bayağı vaktinizi aldık. O zaman şöyle diyelim. Öncelikle bir sosyal antropolog olarak erkeklere tavsiye edeceğiniz diziler, kitaplar. Sonra da normal hayatta kafa dağıtmak için oturup dizi izleyen, kitap okuyan Sertaç Sevlikoğlu'ndan dizi ve kitap tavsiyesi aldım. Yani iki farklı Sertaç Sevlikoğlu'ndan tavsiye aldım hocam. Ben erkeklere bir kitap tavsiye edeyim ya. Kurtlarla Koşan Kadınları okumak iyi gelebilir. Bu aralarda dizilerde bayağı geçiyormuş galiba. Hangi dizide geçiyor bilmiyorum. Bir eşimden kopyalayacağım. Fahri hangi dizide geçiyor demişlerdi. 50 metrekare diye bir dizi var mı? Duydum, evet, 50 metrekare dizisinde de çok referans veriliyormuş. Ben izlemedim diziyi. Benim maalesef Türkiye'ye dair dizi kültürümde şöyle bir problem var. Ben son 1,5 senedir çok yoğunum. Zihnim de çok yoğun. Aynı anda birden fazla da iş yapan bir fıtratım vardır. Yani hani böyle şu anda size masamı göstersem kaç tane ekran aynı anda çalışıyor. Bir böyle bir multitasking sorunum var yani. Hem şeyim, odağım kötüdür. Dolayısıyla yanda izlediğim dizi benim hep önceden izlediğim bir dizi olur. Onu söylüyorum şimdi, geliyor. Avrupa Yakası. Kaç kere döndüre izledim bilmiyorum onu. Allah Gülsev Yüksel'den ebeden razı olsun diyorum. Onu döndüre izliyorum böyle. Burhan evimizin eniştesidir falan böyle. Engin Günaydın'ın karakteri. İlla böyle sıkıldıysam tekrar Avrupa Yakası'ndan Seinfeld'i takip ediyorum. İkinci Friends'i izliyorum falan. Böyle beni çok yormayacak. Böyle ekstra bir devamında ne olacağını merak etmeyeceğim. Çünkü bir de şey var bende, işte her nerd'te olan, başladım mı binging yapıyorum. Olmuyor yani, hani yeni bir şeyde başlamamaya çalışıyorum o yüzden. Yoksa benim 3 gün boyunca dizi izlediğimi görebilirsiniz. Öyle bir zamanım yok yani şu anda maalesef. Bu böyle proje, işte geçen şeyde konuştuğumuz proje böyle 1,5 milyon euroluk, bilmem kaç kişinin olduğu çok büyük bir şey. Kapasitem yetmez yani hani sıfırdan dizi başlamaya. Kitap olarak da ya, bir tane çok güzel bir kitap var şu anda. Onu şiddetle tavsiye edebilirim. Türkçe'ye de çevrildi. Bethany Hughes'un İstanbul kitabı. Özellikle böyle bu Ayasofya tartışmaları dönerken bence çok, yani perspektifi şöyle, bir tarihçi zaten Bethany Hughes, popüler bir tarihçi. İstanbul'u böyle 3 katman ve 3 ayrı dönem olarak inceliyor. Osmanlı döneminde inceliyor, Konstantinopolu öncesini de. Ve böyle kitap 4 parmağım yetmiyor galiba kalınlığını göstermeye. Ya da anca yetiyor olabilir. Böyle zamana yayarak takip edebileceğiniz bir kitap. Bana çok keyif vermişti. İngilizce tavsiyede bulunabiliyor muyum? Kitap tavsiyesi tabii olarak. Ki. Bu erkeklere ya da kadınlara diye tam düşünemiyorum maalesef. Ama benim şeyime çok faydası olmuştu. Genel olarak düşünce şeklime ve bir takım hakikatleri değerlendirme şeklime. Invisible Women diye bir kitap var. Uzun başlığı Exposing Data Bias in a World Designed for Men. Görünmeyen kadınlar, erkekler için tasarlanmış bir dünyada data körlüğünü işaret etmek gibi ya da ortaya çıkarmak gibi. Yazarı Caroline Criado Perez. Çok şey bir kitap yani, ben böyle şey audiobook olarak dinledim ve bölerek dinlemek zorunda kaldım. Çünkü verdiği data o kadar yoğun ki siz şeyi fark ediyorsunuz. Aslında medikal dünyada bile bir sürü normun, bir sürü referansın, bir sürü istatistiğin sağlıklı 25-30 yaşlarında bir erkek bedeni baz alınarak kurulduğunu, böyle olunca da bir sürü aslında hastalığın teşhis edilemediğini kadın vücudunda ve bir sürü kadının da öldüğünü öğreniyorsunuz yani, ve bunu böyle açıyor bu bilgiyi. Bana çok etkileyici geldi. Bir de böyle hani hep kendinizi sorgulamıyorsunuz. Kullarsınız ya, özellikle doktora gidersiniz. Kadınların, bu arada Türkiye bu konuda çok daha iyi. Bu kitap Batı için yazılmış bir kitap kesinlikle. Kadınların çok başına gelir mesela, gider doktora, derler ki işte bilmem, yok kilo ver geçer. Halbuki kadın mide kanseridir.
yani maalesef benim arkadaşımın ebeveynin başına geldi. İşte bu Türkiye'de oldu gerçi. Ya da işte kadın kalp krizi geçirmiştir. Kimse anlamaz. Çünkü semptomları kadın bedeninde çok farklı kalp krizinin. Öyle kol uyuşması falan değil. Mide bulantısı mesela. Çünkü kadınların hormon dengesi sürekli değiştiği için bütün datayı ona adapte etmek lazım. Kimse onunla uğraşmıyor. Bu kitap benim çok çok hoşuma gitti. Beni çok fazla etkiledi. Bir de üçüncü bir kitap daha söyleyeceğim. Şimdi o konulara çok fazla girmedik. Daha önceki şeyde de girmedik, programda da burada da girmedik. Fakat ben Kanada'da okudum. Cambridge'de, İngiltere'de hem okudum hem çalıştım. Bir takım bu kendi geldiğiniz coğrafyadan olmamanızın getirdiği biraz. Biraz ortamdaki belki gizli ırkçılığın getirdiği, belki başka sebeplerin getirdiği bir takım çok sosyal zorluklar oluyor. Ve o sosyal zorluklarda siz böyle çok problemli tiplere denk gelebilirsiniz. Onlarla mücadele etmeniz gerekebilir. Buna dair çok fazla böyle bir self-help kitap serisi tamamladım. Bunların arasında en sevdiğimi söyleyeceğim. No Asshole Rule diye bir kitap okudum. Robert Sutton'ın PhD'si olan bir adam. Şundan bahsediyor. Biz diyor işte akademisyen bu adam. Diyor işte işe alımlarda buna dikkat ediyoruz diyor. Yani bir sürü akademide inanılmaz zeki, inanılmaz dahi dediğimiz insanlar var. Ama bu adamlar meslektaşlarına çok kötü davranıyorlar. Öğrencilerine çok kötü davranıyorlar. Böyle insanlara karşı kendimizi nasıl korumamız gerekiyor? Böyle insanlar aslında bütün enstitüye, bütün kuruma, üniversiteye, bölüme ya da ne kadar aslında şey getiriyorlar, zarar veriyorlar. Yani finansal zarar veriyorlar her şeyin ötesinde. Bunları anlatıyor. Anlatırken tarif ettiği bir de şey kullanmıyor, işte ne bileyim bully gibi, zorba gibi ya da sosyopat gibi ya da falan narsist gibi kelimeler kullanmıyor. Çünkü adam psikolog değil. Direkt olarak diyor bizim hayatımızı rezil eden asshole'lardan bahsediyoruz diyor. No Asshole Rule, Robert Sutton, bana inanılmaz keyif verdi. Özellikle eminim herkesin hayatında bir şey vardır. İş yerinde karşılaştığı ve uğraşmak zorunda kaldığı bir asshole vardır. o yüzden bunu tavsiye ederim yani. Akademide bilhassa. Akademide bilhassa. Bravo. Ve şey yani hani ben bunları dinliyorum. Bunları bana dinlemek iyi geliyor. Yani alışveriş yaparken senin iş yerinde, üniversitende gıcık olduğun ya da sana eziyet etmiş ya da senin arkadaşına eziyet etmiş kişiyi düşünüp bunu dinlemek insana inanılmaz keyif veriyor. Kimi Seda Sayan'ı izler bu şeyi gazını atar. Kimi de böyle. Hocam çok teşekkür ediyoruz vaktiniz için. Ne demek, ben teşekkür ederim. Çok teşekkür ederiz tekrar. Çok keyifli oldu benim için. Bağımsız bir muhtar olaraktan prensibim az iş çok laf.